Evet sevgili çiçeksever dostlarımız, güzel bir pazar sabahından, güneşli bir pazar sabahından hepinize merhaba diyerek bu paylaşımımıza başlıyoruz. Bu paylaşımımızı çekmemin amacı arkadaşlar, yorumlarda birçok soruyla karşılaştık. Yılbaşı çiçeğim çiçek açmıyor veya yılbaşı çiçeğimi dalından kırıp dikiyorum, tutturamıyorum gibisinden birçok soruyla karşılaştık. Arkadaşlar yılbaşı çiçekleri çiçek açması için bakın çok güzel çiçeklendi. Ben bir uygulama yaptım. Onu sizlere burada birebir göstereceğim. Yani bu çiçek bahar aylarından itibaren dışarıda durdu, bahçede durdu ve havaların soğumasıyla beraber biraz soğukluğu, o serinliği hissettikten sonra içeriye aldım. İçeriye aldığım çiçek bu şekilde arkadaşlar. Yani yapılması gereken de bu. Şurada görmüş olduğunuz yılbaşı çiçeğimiz ise içeriye alınmadı. Bahardan bu yana devamlı dışarıda serada durdu ama tabii ki havalar soğuk olduğu için sıcak bir ortama almadım ve görmüş olduğunuz gibi herhangi bir çiçeklenme olmadı. Ha, çiçeklenme yavaş yavaş havalar ısındığı için yavaş yavaş tomurcuklanmaya başladı ama çok aşırı değil. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bakın 3-5 tomurcuğu var. Ama şu görmüş olduğunuz çiçek de bahardan itibaren dışarıda durdu ve sonbaharda aşırı soğuklar gelmeden önce içeriye alınmış bir yılbaşı çiçeği. Görüyorsunuz gayet güzel bir şekilde çiçeklendi. Yapılması gereken de budur arkadaşlar. Yani bu konuda birçok soru aldığımız için bu paylaşımı çekmek zorunda kaldım bu videomu. İşin özü bahardan sonbahara kadar dışarıda, bahçede, balkonda durması gerekiyor. Daha sonra havalar soğuyunca yani aşırı soğuktan etkilenmeyecek şekilde soğuklarda kalabilir ama aşırı don olacağı sırada bu çiçeğinizi içeriye evinizin herhangi bir odasına almanız gerekiyor. Benim bu çiçeğim sobalı bir odada durdu. Yani sıcak bir ortamda durdu. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel de çiçeklenmeler oldu. Yılbaşı çiçeği arkadaşlar biliyorsunuz herhangi bir boğumundan kırarak dikilebiliyor. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi çiçekler boğumlarından kırılarak dikildi. Evet arkadaşlar, bakın şu boğumlarından herhangi bir tanesinden kırıp dikimini yapabilirsiniz. Bakın ben burada dikimlerini yaptım ve şunu da sadece toprağın üzerine bırakmıştım. Bakın dikmedim de. Köklenmeler görüyorsunuz. Yani yaprak aralarından dahi köklenmeler başlamış. Şöyle toprağın üzerine koymanız dahi yeterli. Sadece toprakla temas etsin. Gene de köklenme oluyor. Şöyle geçen gün bakın rüzgarda düşen bir saksımız var. Kırılmış ve saksı değişimi yapılacak. Saksı kırık. Görmüş olduğunuz gibi bu çiçeğimizden de düştüğü anda birçok dalları koptu, kırıldı. Bakın şöyle ben de herhangi bir saksının içine sokuşturuyorum bu şekilde kırılanları. Bakın sardunya var, aloe vera var. Bu çiçeğin ismi şu anda aklıma gelmedi. Bu çiçekten var. Yani saksıların içerisine bakın görüyorsunuz. Sokuşturuyorum ve köklendikten sonra ayrı bir saksıyı alıyoruz. Bakın şu görmüş olduğunuz yılbaşı tomurcuk vermiş küçük. İşin özü arkadaşlar, kısacası söylemek istediğim, bahardan itibaren dışarıda kalıyor, sonbahara kadar soğuklar başladığı andan itibaren de ılık bir ortama içeriye odanızı alabilirsiniz. Çünkü bu sene benim muz ağacım vardı, soğuktan etkilendi ve inşallah düzelecek. İçeri aldım ama soğuk vurduktan sonra içeri aldık. Tekrar düzelecektir. Burada bazı çiçeklerim vardı. Çilli begonya bakın üst tarafı yeşil ama şu görmüş olduğunuz kısımdakileri hep soğuktan etkilendi. Evet arkadaşlar, bugünkü paylaşımımızda yılbaşı çiçeklerini ayırdık. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. İlerleyen zamanlarda daha birçok çiçek hakkında videolar, paylaşımlar yapacağız. Ve daha önce de birçok çiçek hakkında paylaşımlarımız oldu. Çoğaltması, sulaması, toprak değişimi gibi bilgilere o videolardan ulaşabilirsiniz.
Bugünlük de bu kadar. Bir paylaşımın daha sonuna geldik. Bir sonraki paylaşımlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın arkadaşlar.